Bu mesleği benim doğduğum gün bizimkiler başlamış. İlacı yarın getiririm dersin ama bunda öyle bir şansımız yok. Yarın çok geç bunda. Ya yani bunda bu hayvanda, yani bu işte, bu meslekte saniyesi çok önemli. Devletimizden beklediğimiz şey de bizim gibi üreticilere sahip çıkması. Özellikle bu işi hobi değil de geçim kaynağı yapanlara destek olmasını istiyoruz. Arkadaşlar merhabalar, ben kanatlı veteriner hekimi Cem Memur. Doktor Cem'le Kanatlar programına Adana'nın Köklüce köyünden sesleniyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Bugün burada ufak bir işletme, Serkan arkadaşımız ve yine veteriner hekim meslektaşım Nusret Bey ile beraber güzel bir sohbetimiz olacak. Broiler etlik tavuklarında ne yapmalıyız, nasıl üretiyoruz, bunlara dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Onlarla ilgili güzel bir söyleşi. Yine tablet bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Hadi Hüseyin gel, içeride bizi bekliyor arkadaşlarımız. Sohbetimizi orada devam edelim. Arkadaşlar merhabalar. Doktor Cem'le Kanatlar programı Adana'nın Köklüce köyünde bir broiler kümesindeyiz. Etlik piliç kümesindeyiz. Burada yine arkadaşlarımız, kümesin işletmeciliğini yapan kümesin sahibi Serkan Bey, yanında dünyalar güzeli Öykü Hanım, kızı ileride devam ettirecek değil mi Öykü? Ve yine sol tarafımda Adana'da görev yapan ve burada beraber paslaştığımız, ettiğimiz, çalıştığımız Nusret Yaltu arkadaşım, veteriner hekim meslektaşım. Evet arkadaşlar, şimdi broiler kümeslerinde neler yapıyoruz? Civcivin girdiği günden itibaren kesime kadar olan süreçte neler gerçekleşiyor? Nasıl bir yol izliyoruz? Hem üreticimizden hem de biz veteriner hekimlerin görüşleriyle ilgili güzel bir sohbetimiz olacak. Ben ilk etapta yine çiftliğimizin sahibi, işletmeciliğini yapan Serkan Bey'e sözü vermek istiyorum. Serkan, yayına başlamadan önce çok güzel şeyler söyledin. Ya dedin, dedemin dedesi bu işlerdeymiş, başlamış. Aynen. Etmiş. Hani dedem bu işleri daha tabii o zaman, o dönemlerde teknoloji olarak veya ırk olarak daha farklı şeyler yetiştirip büyütmeye, satmaya çalışıyorlar. Oradan gelen bir alışkanlık olduğunu söyledin. Hem onlardan bahset, hem bu işe nasıl başladın, nasıl devam ediyorsun, sıkıntıların nedir, söylemek istediğin, hani bakanlıktan veya işte müsteşarlıktan bu konuya hangi konularda el atmasını istediğin, sizin sıkıntılarınız nedir? Bunlarla ilgili görüşlerini almak istiyorum. Daha sonra hastalıktır, tedavidir, beslenmedir, programıdır, İşte FCR oranlarının düşmesidir, iyi karkas verimini artırmadır. Onlarla ilgili arkadaşlarla da biz veteriner hekim meslektaşımla birlikte konuşacağız. Evet, mikrofon sende. Kendinden bahset, mesleğinden bahset. Öncelikle hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duydum. Adana Yüreğir Köklüce Mahallesi'ndeyiz. Bu mesleği benim doğduğum gün bizimkiler başlamış. Dededen, babadan kalma bir meslek. Ben bunu başladığımda 10 binlikti. İşte her sene biraz daha, biraz daha 40 bin, 45 binlik, hedef 100 binlik. Bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi dedem, ilk başladığımızda ben çocuktum. 1 kilo 650 gram verdiğimiz dönemde o zengin oldunuz havası yaşandı. Ama şu an 2,5 kilo veriyor. Yine zengin olamıyoruz. Ama o havayı sürekli yaşıyoruz diyorsun. her zaman bir çok dahaki iyi. Dönem, bir dahaki dönem Allah izin verirse zengin olacağız havasıyla yaşıyoruz. Dediğim gibi yani dededen gelen bir meslek, bir alışkanlık. Devletimizden beklediğimiz şey de bizim gibi üreticilere sahip çıkması. Özellikle bu işi hobi değil de geçim kaynağı yapanlara destek olmasını istiyoruz. İşte adamın 200 bin var ama kümesi çiftliğine hiç gitmiyor. Say bu işi, ama biz bu işin içindeyiz. Yani biz bunun tohumundan geldik. Yani en uç noktasından geldik. Bu şekilde devam ediyoruz. Bizden sonra da Allah izin verirse küçük kızımız Öykü devam eder inşallah. O şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi aslında Serkan, şimdi işte içeride hayvanımız var. İlk geldiği günden itibaren nasıl bir süreç geçiyorsunuz? Ve bu süreci yaşarken diyelim ki kesim anının gününe kadar, aradan 40-42 gün neyse, orada yaşadığınız en çok problemler nelerdir?
hani bunları bahset ki biz de hani step step gidiyoruz. O anda durduralım. Evet, bunları bu şunları yaparak başa çıkabiliriz diye biz de reçetemizi verebilirim. Şimdi bizim ilk geldiği günden 2 gün önce başlıyor zaten bizim koşturmaca. Tempo yüksek bir tempo, 2 gün önce başlıyor. Öncelikle yıkanması, dezenfektan yapılması, altlık serilmesi, bunlar ayrı bir özellik, özen isteyen bir noktalar, püf noktası. Zaten bu hayvancılıkta ilk bir haftamız çok önemli. İlk bir hafta biz bunu randımanlı bir şekilde aksatmadığımız zaman sonuç çok iyi çıkıyor. İşte ilk gün, ilk gelmeden önceki günler bizim bunu altlık sermemiz, ısıyı 32-33 derece yapmamız, yer ısısını, beton ısısını 26-27 derecede tutmamız gerekiyor. İşte kağıt sermemiz, yemliğimiz, ekstra suluğumuz, bunları hepsini temin ettiğimiz zaman yavaş yavaş kademeli bir şekilde aksatmadan devamı geliyor. İşte ilk bir haftayı geçirdikten sonra biz kademe kademe çiftliğimizi bölüm bölüm açıyoruz. Yani en önemli olayımız hani ilk bir hafta 10 gün bakımlarının çok iyi olması gerekiyor. Şimdi küme sıcaklığı evet 32-33 derece diyoruz ama biraz önce söylediğin şey çok önemli. Altlık taban, hani beton dediğimiz, evet, beton. Üstüne serdiğimiz o ısının da en az 26-27 derece olması lazım. Bulmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Yoksa problemler yaşıyoruz. Bir haftadan sonra bu sefer solunum problemleri, eğer bakıyorsunuz, eğer tedavi edilmezse sindirim problemleri, iseldir, çığ atmadır, mantar enfeksiyonları, işte koli eşlik ettiği zaman ölümler, şunlar. Hani bunları yaşamamak için ilk bir haftamız bir dediğin hafta gibi çok önemli. Bir haftadan sonra artık, ilk bir haftadan sonra zaten kendi devamını getiriyor. Hayvan gezmeye alışıyor. Hayvan tempolu bir şekilde iskeleti kendine gelmiş oluyor. Hayvan kendi kendine geziyor, yemleyip ondan sonra keyfine bakıyor. Evet. Bizim bir haftamız çok önemli. Bir haftadan sonraki süreçlerde, şimdi bu hayvanların biliyorsun işte uyandırılması lazım, sürekli yeme gitmelerini teşvik etmek lazım, yemin kalitesi önemli. Hani bunlarla ilgili yapan burada insan çalıştırıyorsunuz. Ekipmanlarımız var, ekip arkadaşlarınız var. Özellikle şunu sormak istiyorum. Yaşadığınız en çok problem, benim gittiğim yerlerde bu hayvanlara sağlıklı bakacak, ilgilenecek çalışanların olmayışı. Bunda siz problem yaşıyor musunuz? Bizim en büyük sıkıntımız o zaten. Yani bizim çalışacak eleman arkadaşlarımız yok ne yazık ki. Adam işe başlıyor. 2 gün sonra ben bu işi çok iyi biliyorum diyor. Tamam diyor. 3 gün sonra bir bakıyor, kayış atıyor. Adam yok. Yok yani, yok. Kayışı bakıyorsun Adana'nın diğer tarafında çıkıyor. Çok iyi. Yani bu ayrı bir, yani bu işi yapacak arkadaşımız bu işi sevmek zorunda. Bu işi sevmezse zaten imkanı yok. Yapamaz. Bu adam yapmayınca iş bize düşür. İş bize düşünce de o adama güveniyorsun. Yok şöyle, yok böyle olduğu zaman dönem sonu bakıyorum ki sonuç çok kötü. Senin de iş yükün artıyor bu sefer. Tabii yani bütün yük bizde. Gecemiz gündüzümüz yok. Yani bunun emeği, yaptığımız emekle aldığımız hak ediş birbiri tutmuyor. Çok emek harcıyorsunuz. Yani çok emek harcıyor. Çok emek harcıyorsunuz. Hayvan yaşadığı süre çok kısa olduğu için en ufak bir hata çok büyük maliyet. Bizim. Tabii şimdi bunlar arkadaşlar, şöyle bir şey var. Broiler etlik kümeslerindeki en önemli sıkıntılar, örnek veriyorum, işte havalandırmasının uygun olmadığı şartlar, işte havanın sıcaklığı, nemin eğer uygun değilse, eğer hayvan kontrol edilemiyorsa, kümesin herhangi bir lokal bölgesinde, işte girişte olsun, bank kısmında olsun veya ortada olsun fark etmiyor. Burada yaşanılan bir sıkıntı, özellikle de bunlar direkt solunum sistemleriyle başlar. Tedavi edilmez, görülmez ise sindirim sistemine vurduğu zaman çok hızlı bir bakteriyel yayılım da söz konusu. Bu sefer mecburen işte bizler geliyoruz, hani uygun antibiyotik etken maddelerini kullanmak zorunda kalıyoruz. Tabii ki antibiyotik kullanırken bu ilaçların ikaz dediğimiz yaralanma ömrü, yani atım süreçlerini de göz önünde bulundurarak bizler hekim olarak
tedavi yapıyoruz. Ama mesele burada hasta olup ilaç vermek değil. Mesele bunların, her programda söylüyorum, koruyucu hekimliği, bunların hasta olmamalarını sağlamak değil mi Serkan? Aynen yani, öyle. Yani bizim amacımız burada antibiyotikle veya ekstra bir ilaçla hayvan yetiştirmek değil. Hastalanmadan önceki solunum yolunu, dediğiniz gibi bağırsak sistemlerini daha önceden koruyucu ek maddeyle, destekleyici maddeyle onu en iyi şekilde yetiştirmek. Yani hasta olduktan sonra hiçbir anlamı yok. Yani bizim öncelikle önlem almamız gerekmek. Yani bu anlamda zaten koruyucu hekimlik, Serkan, yine ön plana çıkıyor. Mutlaka. Burada zaten entegre ile çalışıyorsunuz. Entegre'nin veteriner hekim meslektaşlarımız var. Geliyorlar, bakıyorlar. Düzenli bir şekilde gelip kontrolünü yapıyor. Evet. Şimdi bizlerin özellikle şimdi sağlık tarafına baktığımız zaman, ben sol tarafımda veteriner hekim meslektaşım yine Nusret Bey'e döneceğim. Şimdi Nusret Bey, sizler de broiler çiftliklerine gidiyorsunuz bizler gibi, bakıyorsunuz, ediyorsunuz. Herhangi bir hastalığında tedavi reçetenizi yazıyorsunuz ve bir bakım programı veriyorsunuz, ediyorsunuz. Bunları uygulayın diye. Sizler nasıl görüyorsunuz? Özellikle ben hekimlikten ziyade, hani Türkiye'de biz Çukurova bölgesindeyiz. Burada yeterli görüyor musunuz bu kümesleri, broiler etlik çiftliklerini, veya yapılması gerekenler eksik kalıyor? Çünkü hani sizler sürekli sahadasınız. Sizin tecrübeleriniz nedir? Siz ne görüyorsunuz? Şimdi ben ilk başta kümes yapısından bahsetmek istiyorum. Bizim bu 95-96 yıllarında bu sistem şu anda kapalı sistem. Her taraf kapalı. Kalepelerimiz var. Havalarımız oradan çeviriyor. Arkada fanlarımız var. İşte suluk sistemi, yemlik. Bizim zamanımızda, yani 95-96'larda çok eskiye gitme Nusret abi. Perdeli sistem vardı o zaman. Şimdi bir de Adana sıcak bir bölge. Bizim bütün savaşımız sıcakla. Hayvanı soğutamıyorsun, bilmem üreticiye diyorsun burayı aç, orayı kapa. Üretici hava vermek istemiyor falan. Çok şükür bu sistem geldi, kurtulduk. Şimdi her şey bilgisayarlı. Arkadaş ayarlıyor oradan. Havasını, bilmem nemini, rutubetini kendi ölçüyor. Öyle otomasyona geçtik. Otomasyona geçtik. Şimdi Serkan'ın da bahsettiği gibi ilk hafta broilerde çok önemli. Yani ilk hafta nasıl böyle o startı verirsek kesime kadar o hızla gidiyor hayvan. Ama onu veremediğimiz takdirde işte dönem içinde bazı sıkıntılar oluyor, ilaç masrafı artıyor falan. Yani ilk hazırlık aşamasında iki gün önce altı ısıtmamız lazım. Civciv geldiğinde onu bir şekilde yem ve suyla buluşturmamız lazım. Civciv olan civcivleri. O startı verdiğimiz zaman daha sonra hayvan kendiliğinden alıyor, yani gramajını da alıyor. İşte Serkan'ın da dediği gibi 2,5 kilo o zaman geliyor. Ama diğer yine kazanamıyorum. Çünkü kömür maliyetleri çok yüksek, elektrik yüksek. O yüzden bu gibi sıkıntıları var üretici arkadaşlarımız. Yani girdiler yüksek. Evet, şimdi ben her programda söylüyorum arkadaşlar, girdilere bizler hekim olarak bir şey yapamıyoruz. Onlara bir çözüm bulsanız. Keşke Serkan onun reçetesi de bizde olsaydı. Aslında reçetesi bizde var da hani yetkimiz yok, öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Şimdi Nusret Bey'in dediği gibi arkadaşlar, hani Serkan da aynısını söyledi. Ben de aynısını söylüyorum. İlk bir hafta 10 gün bunların bakımı, beslenmesi ve takip edilmesi çok önemli. Yani 40. günde, 42. günde neyse kesim gününe kadar olan proseste eğer Serkan arkadaşımız iyi bir fatura kesmek istiyorsa, iyi bir kazanç elde etmek istiyorsa ilk 10 günü çok önemli. Yani
Aynen çocuklarda da öyledir, bizlerde de öyledir. Bebeklik dönemimizde işte anne sütünü düzgün alıyorsak, gerekli besinsel kaynakları zamanında alabiliyorsak, 30'lu, 40'lu, 50'li yaşlarda hasta olmamız, vücut direncimiz, bağışıklık sistemimiz ona göre gelişiyor. Eğer yok biz bunları yapmamışsak işte 40'lı yaşlarda hastalıklara maruz kalıyorsun. Ve ileriki aynen bunu broiler kümesleri 40 günde gerçekleştiriyor. 40 günde gerçekleştiriyor. Aslında çok bir hani teşbihde kusur olmasın ama çok bir fark da yok yani. Yok yok aynı yani şimdi elini öper benim 3 tane çocuk var. Benim çocuk hasta olduğu zaman ilacı yarın getiririm dersin ama bunda öyle bir şansımız yok. Yarın çok geç bunda. Yani bunda bu hayvanda, yani bu işte bu meslekte saniyesi çok önemli. Çok güzel bir konuya değindin. Hız. Yani konseptimiz aslında bizim hız. Yani hız derken bunun bu hayvanların işte nabız sayısı, solunum sayısı, gelişim süreci, ondan sonra hareketliliği, yani her şeyi normalden çok çok hızlı. Çünkü hayatları 40 gün. Çok kısa. Yani yaşam süresi çok kısa. Evet. O 40 gün içinde bize 40 her gün şey yaşayacak. Aynen, aynen. Bunun için ilk 10 gün bunların işte çocukluk, bebeklik, büyüme, gençliğe aslında erişme dönemleri. Bu dönemlerde hani bizler her zaman gittiğim kümeslere de ben ufak dokunuşlar yapıyorum. Bazı kullandığımız işte esansiyel yağlardan tutun da bazı probiyotik türlerinden tutun da bazı direkt bağışıklık sistem hücrelerini destekleyen ilaç, etken madde, premix katkı maddelerinden tutun da bunları biz kümes çiftlik sahibi arkadaşlarımıza söylüyoruz ve belirli bir programla uygulattırıyoruz. Daha iyi verim, daha iyi karga sağlığı, FCR'ı en düşük noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ve en önemlisi de yine ölüm oranlarını en az da tutmaya çalışıyoruz bu konuda. Şimdi gelelim yine sağlık konusuyla ilgili. Nusret Bey, sizin kümeslerde özellikle Çukurova'da yaşadığınız hastalıkla ilgili bunların 40 güne kadar gelen süreçte geçirdikleri sıkıntılar nelerdir? Çözümleriniz nedir? Ne tarz çözümler veriyorsunuz? Daha önceden biraz önce eşik kümes yapısını anlattığım için o dönemde CRD gibi, koriza gibi hastalıklarla karşılaşıyorduk. Altı ne kadar iyi olursa sağlığı da o kadar iyi. Çünkü sevdiğimiz o talaştır, çeltikti, her ne seviyorsa bu hayvanımızın hem yatağı hem yorganı. Çünkü onun üstünde yatıyor. O ıslak olduğu zaman her türlü hastalığa açık hale gelir. O yüzden biraz tabii hasta, hayvan hasta olduğu zaman bu sefer maliyet yüksek olur. Hem maliyetleri yükseliyor hem de bu sefer kesime giderken gramajdaki düşüklük FCR'ı etkiliyor. Tabii. Bu sefer yetiştirici arkadaşımız da kazancından hani feragat etmiş oluyor. Bu da bir tabii ki sıkıntı. Hani performansta bir düşüklüğe neden olur. Şevkte, aşkta bir düşüş olur değil mi? Yani şevkiniz de yani kırılır bu anlamda. Şimdi bizim burada amaç, evet bu hayvanı seviyorum ya. Ben dediğim gibi yani çocukluğumdan bu yana bu işin içindeyim. Ben bu hayvanı seviyorum. Tavuğu seviyorum. Ben sendikacılık da yaptım. Adana, Türkiye'nin neresine gidersen gideyim kırmızı et yemiyorum. Sadece tavuk et. Tavukçuyum yani. Ama sonucunda para kazanmazsak ne yazık ki yapamayacağım diyorsun. Bütün işler bitiyor yani. Şimdi otomatikmen bitiyor. Tavukçuyum diyorsun. Sen çok tavuk et yiyorsun. Kanatların da çıkıyor Serkan kenardan. Ama dediğine tamamen katılıyorum. Ben de hem aileme hem çevreme ve arkadaşlarımın ailelerine tavuk etini öneriyorum. Çünkü otokontrolü olan 0. günle 40 güne kadar tamamen kontrol altında bir mekanizmayla idare edilen aslında tek sektör değil mi? Yani biz büyük başlarda veya küçük başlarda bunları göremiyoruz. Yapmaz da çok zor onlarda. Ama burada hani laboratuvardan, yemlerin rasyonlarından olsun, analizlerinden olsun, kesim sonrası analiz raporlarından olsun, 40 günde tamamen hijyenik şartlarda iyi bir kesim, iyi bir üretici, iyi bir katkı maddeleri, iyi bir performansla yapılan aslında tek şey. Tek kontrol noktası, en sağlam tek nokta bura. Yani proteini bu, çok iyi. Yüksek, protein yüksek. Dediğiniz gibi yani biz burada kesimden sonra hem ilaçlama, dezenfektan yapıldıktan sonra bizim şirketten gelip numune alınıyor.
uygun sahaya oynanıyor. Hayvan 20 günlükken yine gelip içeriden numune alınıyor. Acaba yani herhangi bir bakteri var mı yok mu? Kesimde sanırım kan tahlili yapılıyor. Yani en kontrol noktası sağlam olan tek sektör budur bence. Evet. Yani bizler de bunu çünkü kesimhaneleri de biliyoruz. Hatta aslında bir programı da o tür bir entegrede çekmek istiyorum. Çukurova bölgesinde. Gerçekten insanlar görsün. Yani sağlıklı bir et yemek istiyorsa ben her zaman bir numara number one tavuk eti diyorum. Beyaz et. Her yönden. Protein yönünden, yağ yönünden, mineral yönünden, bazı mineraller yönünden zengin bir besleyici özelliği var. Şimdi arkadaşlar evet mesela bunlarda şimdi en önemli nokta dedik 10 gün. 10 gün çok önemli. Bunların ısı ayarı, nem ayarı, altlığı, işte yem miktarları, yeme miktarları günlük zaten bunlar hesaplanarak veriliyor, kontrol ediliyor. Benim bunlarda belirtmek istediğim en önemli şeylerden biri de havalandırması. Yani şimdi otomasyona geçtik ama işte bazen kışın gece ve gündüz arasında ısı farklılıkları çok oluyor. İşte manuele çevrilebiliyorsunuz. Klipeler, ayarlar olsun. Onları tekrar aç kapa yöntemiyle, kısma yöntemiyle içeri. Yani sizin her an kümesin içinde gezip duruma göre ayar yapmanız gerekiyor. Yani otomasyon dediğimiz olay ya biz onu merkezden işte bilgisayardan otomatiğe bağladık. Hadi çıktık bu hayvanlar birbirlerine baksın öyle değil. Şimdi bizdeki bu sektör komple otomasyon sistemi dahi olsa hiçbir işe yaramaz. Bizdeki otomasyon sistemi sadece göz. Hayvan sağlıklı bir şekilde dağılıyorsa otomasyon bizik. Yani ama hayvan üst üstedir. İçerideki sensör bozuktur. 28 vardır. 28 olması gerekirken 20'dir ama sensör 28 gösterdi. Hayvan üst üste hiçbir anlamı yok. Yani biz de devamlı içinde olmamız gerekiyor. Devamlı bir gözümüzün çiftliğin içinde olması gerekiyor. Yani bizim otomasyon sadece bizim gözlerimiz. Evet. Hayvan rahatlığı. Şimdi ben tecrübelerimden de bahsetmek istiyorum. Şimdi bazen kümeslere gidiyoruz. Bazen gece gidiyoruz. Hani arkadaşlar arıyorlar, ediyorlar. Ya gidiyorum panoya bakıyorum. İşte ortam sıcaklığı örnek veriyorum. 28 olması gerekirken bakıyorsunuz 19 derecelerde, 20-21 derecelerde kısım kısım ön, orta, arka diye. Ve bu sabaha kadar olduğu zaman hayvanlarda direkt hastalıklara maruz kalıyor. Bunlar çok hassaslar. Yani bunların bağışıklık sistemi aman aman öyle çok güçlü hayvanlar değiller. En ufak bir şeyde etkilenmede işte ısı düşüşü, artışı, nem düşmesi, artması bunlar çabuk etkileniyorlar ve çabuk şey veriyorlar. Tepkimeyi çok erken verir. Tabii ki. Ve o tepkimeyi verdikten sonra sizin de çok acil devreye girmeniz gerekir ki siz hayvanlarınıza gerekli tedavi yapabilirsiniz. Eğer gecikirseniz hani ölüm oranları artıyor. Değil mi Rüset Bey? Yani evet, hekim olarak biz acil müdahale etmez isek bu sefer sıkıntı büyüdü mü? İşte diyelim ki 25 binlik, 50 binlik bir kümeste bazen günde 2000, 3000, 5000 bu sefer ölümler meydana geliyor. Tamamen zarar oluyor bu sefer. Şimdi bu kanatlı hayvanlar özellikle broilerde biz zamanla yarışırız. Hani bir hastalık gördüğümüz zaman yok işte yarın tedavi edelim, antibiyotiği yarın verelim falan öyle bir şey yok. Hemen o gün görmüşsen o gün vermek zorundasın. Çünkü hayvanın yaşamı kısa. Öyle olunca bir gün atladığımız zaman o hastalık büyüyor, içinden daha çıkılmaz bir hale geliyor. Maliyet düşüyor. O yüzden hızlı hareket etmemiz lazım. Evet, hız dediğimiz gibi başta da söyledik, hız bizim konseptimiz. Bu tavuklar çok hızlı, bizim de hızlı olmamız gerekiyor. Her şeye ani bir şekilde yanıt vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar aslında ben her programımda da söylüyorum. Serkan sen de burada bir üreticisin. Aslında senin de hani bu konuları aslında çok iyi dinlemen lazım. Zaten biz sana gerekli şeyleri de veriyoruz gerçi. Arkadaşlar broiler kümeslerinde dediğim gibi sistemler bunlarda çok daha önemli. Yani bir bağışıklık sistemi, iki solunum sistemi, üç sindirim sistemi, dört iç organ sistemi dediğimiz karaciğer, akciğer, pankreas, böbrek bunların düzgün şekilde
desteklenmesi gerekiyor. Bu sistemlerin desteklenmesi gerekiyor. Bunlar öyle vitaminle, mineralle sadece olacak şeyler değil. Bunların en büyük ihtiyaçları bunlara, bu sistemlerini koruyan, bir böyle fanus içerisine alan etken maddelerin kullanılması gerekir ki bunlar sağlıklı bir şekilde büyüsün. Zaten yem iyi olduktan sonra, işte Serkan diyor ki biz çoğu zaman kümesin içerisinde bakım, gözlem, takip, değil mi? Bunlar iyi olduktan sonra bu hayvanların size kilo vermemesi, FCR'ın dipte olmaması söz konusu değil. Çok iyi karkas verimi elde edebilirsiniz. Ya dediğiniz gibi o yan etkileri, yan maddeler, işte bu ekstra şeyler kullandığımız zaman dediğin ya, bağırsak sistemini, solunum yolunu iyi bir şekilde koruduktan sonra hiçbir sıkıntımız kalmıyor. Evet. Şimdi bunlar da sizin Serkan, özellikle bir üretici olarak işte entegre ile birlikte çalışıyorsunuz, ediyorsunuz. Evet. Hekim arkadaşlarımız var, gelip gidiyorlar, bakıyorlar, ediyorlar, kontrol ediyorlar, planlamasını yapıyorlar. Onlardan istediğin veya olmasını istediğin veya senin sıkıntı yaşadığın veya bu bölümde, işte örnek veriyorum, bu programları yapıyoruz. İşte bakanlıkta bunları izleyen, çünkü fazla Türkiye'de fazla bir çiftçi kanalı yok. Çiftçilerimizin izlediği kanal yok. Bunu biz bu bilgileri Çiftçi TV kanalıyla herkese duyurmaya çalışıyoruz. Ben şunu biliyorum ki müsteşarlıktan da bu bölümle ilgili, bu birimle ilgili arkadaşlar da bu programları izliyorlar. Hani siz bu devletin veya hükümetin belirli departmanlarından ne bekliyorsunuz? Yani size ne yapılması lazım ki siz üretiminizi, performansınızı bir tık, iki tık daha üste yukarı çıkarmanız için? Şimdi bizim gelişmemiz için, bu sektörü daha iyi geliştirmemiz için devletin bize özel bir şey tanıması lazım. Ya ben bankaya gidiyorum, benim hiçbir değerim yok. Olur mu canım? Sen bizim yok, için değerlisin Serkan'ım. Yok, bankaya gittiğim zaman, bir kredi çekmek istediğin zaman bana bilmem neyi getir diyor. Yani işletmem var ama sahipsizim. Devletin bize ayrı bir destek çıkması lazım. Yani 2,5-3 yıl önce X bir firma battı. Biz o firmada entegreden üretim yapmamız için bizden ne isteniyor? Senet isteniyor, tapu isteniyor, bilmem ne isteniyor. Ama o adam kaçıp gittiği zaman biz hiç kimseden hiçbir şey alamıyoruz. Muhatap bulamıyorsun. Muhatap bulamıyoruz. Abi ben en ufak bir yanlışımda adam 3 gün sonra bana haciz gönderebiliyor. Elinde senedi var. Elinde tapunun şeyi var, fotokopisi var. Elinde bir teminatı var. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Devletin bize sahip çıkmasını istiyorum. Yani sahip çıkması derken ne yapsın size? Yani ne istiyorsun? Ya evet, bizim örnek veriyorum, hani elektrik fiyatları mı düşsün, fiyatları mı düşsün? Bugün elektrik kesildiği zaman ben jeneratöre bir mazot alıyorum, 16 milyon olmuş. Yani şimdi fazla şey girmek istemiyorum da siyasi konuya. Ya, yok, bu söylediklerimizin siyasi ilgisi yoksa. Yok, tavukçulara veya bu üretimi yapan insanlara mazottu, elektrikti, uygun bir fiyat, bir indirim olmasını istiyoruz. Biz bunları bu program, Doktor Cem'le Kanatlar programı başladığından beri aslında söylüyoruz. Her program, senin bu söylediğinizi biz her program söylüyoruz zaten. Hani bu anlamda çekinme. Çünkü niye çekinme diyorum? Zaten bunlar bilinen gerçekler. Hani gerçekleri güneşte sıvayamazsınız veya saklayamazsınız. Mutlaka bir gün çuvala sığmayacak o gerçekler. Sığmıyor yani. Şimdi benim daha önce faturam 15-16 bin gelirken şu an 28 bin, 30 bine dayanır. Kömür geçen sene 20-32 milyonken bugün 95 milyon oldu. İşçi maliyeti, mazotuydu, şuydu, biz ekmek yiyemiyoruz şu an. Yani kazanıyor gibi gözüküyor ama çok şükür kazanmıyoruz. Yani yok. Şimdi çok şükür kazanmıyoruz dedim de. Tabii ki yani biz hani dediğim gibi yine teşbihte kusur olmasın. Hani tabii ki bununla geçiminizi sağlıyorsunuz, ediyorsunuz, her şeyinizi buranın geliriyle yapıyorsunuz. Ama verdiğiniz çaba, harcadığınız emek, harcadığınız zaman
bunu her şeye koyduğunuz zaman yan yana belki sizin istediğiniz gibi olmuyor. Şimdi en başta söyledim. Yani hükümetimizin, devletimizin bizim gibi geçim kaynağı sadece bu iş üzerine olan arkadaşlarımıza ve bize sahip çıksın. Adam kuyumcu ekstradan 100 binlik 200 bin. Zaten adam parayla iş yok. 200 binlik tavuk çiftliği yapmış. Ya bu adam zaten bir şey yok. Adam hobi diye yapıyor ama biz geçim kaynağımız bu. Aslında belirli bize bir standardın ekstra olması lazım. Hepsine aynen aynı standardı uygularsınız. Ama standardın olması lazım. Şimdi bizdeki problem hiçbir standardın olmayışı. Yok. Bu ayrı bir şey. Ya işte az önce dediğin gibi ya, dönem sonunda beklediğimiz rakam bizim geçim kaynağımızı, bizim geçimimizi %100 sağlamıyor artık. Daha önce istediğimiz gibi geçiniyorduk. Nusret abiyle yemeğe gidiyorduk. Bugün gidemiyoruz artık. Nusret abi akşam yemeğe beraber gidelim. Şimdi Serkan sen de gel bizle beraber akşam. İnşallah. Şimdi tabii Serkan arkadaşımızın hani bir üreticinin bunlar görüşleri bizim için çok önemli arkadaşlar. Bizim için çok önemli. Şimdi biz söylediğin şeylere müdahil olamıyoruz. Şöyle müdahil olamıyoruz. Hani elektriğe müdahilimiz yok. İşte yem girdiği fiyatlarına, işte ne diyeyim hani burada çalıştırdığınız ekipmana, çalıştırdığınız işçilere, hani bunlara bir şey yapamıyoruz. Girdiler yüksek. Girdiler yüksek. Çok yüksek. Ama sizin yapacağınız Serkan, bu yüksek girdileri tölere etmek için sizin bu hayvanı gününde çok daha sağlıklı, çok daha iyi karkas verimine artışını sağlamanız olması gerekir ki siz bu kadar olumsuz problemlerde, olumsuz şartlarda bile zarar etmeyin, daha iyi bir kar marjına ulaşın. Şimdi broiler çiftlikleri çok önemli. Yani şimdi dünyada şöyle bir şey yok. Hiçbir toprak yok ki senede 6 mahsul versin. 5 veya 6 mahsul versin. Evet, senede size 5 veya 6 kez bu ürün, bu mahsul sizin kümeslerinize giriyor. Büyütüyorsunuz ve kesime sevk ediyorsunuz. Ve geçiminizi ondan sağlıyorsunuz. Bir fatura alıyorsunuz, bir maddiyatınız oluyor. Yani aslında çok güzel bir iş. Hani ben şey olarak söylemiyorum. Hani çektiğin eziyetin karşılığı olur olmaz o anlamda demiyorum ama senede 6 kere değil mi Nusret abi? Hangi evet, toprak mahsul veriyor? Bir çiftliğiniz var, bir kümesiniz var. Senede burada 6 kere buraya hayvan alabiliyorsunuz, büyütebiliyorsunuz, verebiliyorsunuz. Sıkıntılarınızı anlıyorum ben seni. Hareketinden, göz hareketlerinden biliyorum Serkan. Evet, sıkıntı şu aslında. Sıkıntı girdilerin çok yüksek olması. Paylaşıyorum sıkıntınızı çünkü her kümeste bunu görüyoruz. Sadece sende değil. Ama eğer ki burada düzgün bir üretim de yapamazsan işte o zaman sen sıkıntıya çok fazla giriyorsun. Onu daha çok hissediyorsun. Şimdi dediğiniz gibi yani hiçbir sektörde bir yılla veya 45 günde yaptığın yatırımı 45 günde alamıyorsun. Ama bu meslekte alabilirsin. Büyükbaş 2 sene besliyorsun, 2 sene sonuçta para kazanıyorsun. Uzun süreç tabii. Uzun süreç. Ama bizde 45 gün. Ama bu 45 gün içinde biz 45 defa eziyet çekiyoruz. 45 defa. Ben bunu bazen futbolculara, geçen bir şey izliyorum arkadaşlar. Bir program izliyorum. Bir futbolcu milyon dolarları falan almış. Söylediği şey de mesela şöyle diyor. Ya ben güldüm. Hani güler misin, ağlar mısın diye bir program vardı eskiden. Ya işte bizde evet futbolcu olmanın çok zorluğu var. İşte eşimiz doğum yaptı, yanına gidemedik. İşte bir şey oldu, bir yaş günü oldu, yanına gidemedik. Ya sen milyon dolarları alıyorsun. Yani bir yaş günü olsun da hani gidememe olayı şekillenebilir. Bunda çok böyle abartılacak bir şey yok. O anlamda söylüyorum. Tabii ki önemli özel günlerde, özel durumlarda herkes ailesinin yanında olmak ister eder. Ama hani sen... bizim ülkemiz zaten bir de topçu cenneti. Yani hiç çok az yeteneği olan bile bazen milyon dolarlarla, eurolarla konuşuluyor. Bırak yaş gününe de gidemeyebil yani. Anlatabildim mi? Şimdi biz aynı konumda değiliz. Yanlış anlama. Kıyaslamam belki tam olmadı ama hani burada bizim broiler kümeslerindeki aslında sorun, bizim hekim olarak gördüğümüz sorun, üreticinin kendi sıkıntıları var. Ona tamamen katılıyorum. Tamamen katılıyorum sana. Belki eskiden çok daha iyi kazanıyordu. Şimdi bayağı her şey çok pahalı oldu. Özellikle girdiler anlamında söylüyorum. Ama şöyle bir şey var. Sizin bu girdilerden, bu hayat pahalılığından
Çünkü elektrik para, işçi para, suluk para, yemlik para, işte ölüm, bunlardaki ölüm para, iyi FCR oranı yakalayamadın, o para, kayıplar anlamında söylüyorum. Sizin yapacağınız olay, çok güzel söyledin. İlk 10 gün çok güzel bakımını yapmak, bütün şartları optimize etmek. Ondan sonra da bunların iyi kilo alımlarıyla FCR'ı en düşük düzeyde yapacak bazı katkı maddeleri ve bazı programlar vardır. Bunları düzgün şekilde yapar. Düzgün şekilde bakarsanız siz, inan et Serkan, hani zararını demeyeyim ama kardan zararını en minimalize edersin. Ya kardan zarar etmiyor ki, kar edemiyor. Ay çok iyi. Kar edemiyor. Arkadaşlar. Doğru mu Öykü Hanım? Arkadaşlar. Ben de Öykü Hanım anlasın. Şimdi ben Öykü'ye de mikrofonu vereceğim. Öykü, bize hem kendini tanıt, hem burada babanla ne yapıyorsun? Tamam mı? Hani nasıl geçiyor günlerin? Okula gidiyor musun? Onlardan da bir bahset. Seni arkadaşlarımız tanısın, izleyiciler, Çiftçi TV. Bunu da al elinde böyle. Tut. Hadi adını söyle. Öykü. Adını söyle. Babana bakma. Rahat ol. Rahat ol. Ne yapıyorsun? Adım okula gidiyor Öykü. Musun? Öykü. Gidiyorum okula. 5. sınıfa gidiyorum. Çok güzel. Hangi okul? Okulu söyle. Reklama girmesin diyor belki Serkan. Tamam, reklam olsun ya. Ben okulu mu söyleyeyim? Tamam hadi. Ben. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 5. 5. sınıfa gidiyorsun. Nasıl, mutlu musun? Sen de geziyor musun bu tavuklarla ilgili? Ben buraya belki baban sorsun sana sorulur. Mikrofonu var, daha kolay duyur. Pek gibi gelemiyorum buraya. Hep okula gittiğimiz için pek buraya gelemiyoruz. Pek gelemiyorsun. Ama boş vakitlerinde babanın yanına uğruyorsun herhalde. Tatillerde geliyoruz. Nasıl, sen de seviyor musun bu tavukçuluk işini? Seviyorum. Nasıl bir meslek? Güzel bir meslek mi? Güzel. Hani yılbaşında baban sizi bırakıp kümese geldiğini anlatma ama. Baba sen zaten söylüyorsun. Anlatma onları. Şahsen söylüyorsun. Hadi anlat başka. Başka. Derslerin nasıl mesela onlardan? Güzel. Derslerin de çok güzel. Aferin. Peki büyüyünce veteriner hekim olmak ister misin? Hayır mı? Ne olmak istiyor mesela? Sor babası. Doktor, böyle her işle ilgilenen doktordan olacağım. Genel, evet. Genel cerrah gibi bir şey mi? Genel olacaksın yani. Evet. Canım bu da bir doktor yani. Ama şimdi... veterinerlik bu tavuklarla ya hayvanlarla ilgileniyor. Hayvanları evet, seviyorum. Kızım hayvanlar insanlardan daha zararsız, bilmiyorum, daha güzel. Hayvanları seviyorum ama meslek olarak arkadaşlar şey çok istiyorum. Güzel bir baba kız konuşmasına şahit ya. Köye geldiği zaman bütün şeyler toplanır. Kediler, köpekler evin önünde hemen toplanır. Ya, hayvan sever bir kızımız. Ben mikrofonu alabilir miyim Öykü? Öykücüğüm teşekkür ediyorum. Çok tatlısın, çok güzelsin. Allah bağışlasın. Ama boş vakitlerinde babanla beraber hep böyle bu hayvanlarla beraber ol. Çünkü hayvan sevgisi lazım. Hayvan sevgisi olmayanın başka sevgisi de olmuyor ileride. Onun için. Şimdi arkadaşlar programımızı Doktor Jean'la Kanatlar programı haftaya bir başka kümeste başka konuklarımızla devam edecek.